بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد، باب سنة الجمعة. Muhterem kardeşlerim, hadis-i şeriflerimiz Cuma'nın sünnetiyle alakalı inşallah. Bu konuda İbn-i Ömer Hazretleri'nin daha evvel bir hadis-i şerifi geçmişti. Onu hatırlarsak diyordu ki, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Cuma namazı kıldım. Farzından sonra iki rekat kıldım. Demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma'nın farzından sonra iki rekat kıldığı malum. Bu dersimizin, bu daha evvel geçmişti. Bu da ilk okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. Diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdular. İza salla ahadukumul cumu'a, sizden biriniz cuma namazını kılarsa, fel yusalli ba'daha arba'an, ondan sonra dört rekat daha kılsın. Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i şerif, Cuma'nın farzından sonra bir dört rekat daha namaz kıldığını gösteriyor Peygamberimizin. İbn-i Ömer Hazretleri de iki rekat diyordu. Bu ikisi de birleştirilebilir. İki artı, dört artı iki kılmış olur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazen böyle kıldığına dair diğer kitaplarımızda da rivayet vardır. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ين حضرت عمر efendimizin oğlu Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana la yusalli ba'da cum'a cuma namazından sonra namaz kılmazdı hatta yansarife dönünceye kadar ve yusalli rak'ateyni fi beytihi gider evinde iki rekat namaz kılardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin mescide bitişik olduğunu tekrar hatırlayalım değil mi odalarını? Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadis-i şerifin benzeri Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'dan da diğer namazlar içinde geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen iki rekatın odasında kılar, iki de dışarıda kılardı. Mesela öyleydi öyle. Dışarıdan görenler iki rekat kıldığı gibi zannederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi yakın olduğu için mescide bunu yapabilirdi. İleride göreceğiz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerimizi mezarlığa çevirmememizi yani orada da nafile namaz kılmamızı emir buyuruyorlar. Aslında ev yakın olsa ezan okunduktan sonra sünnetlerin, nafilelerin evde kılınıp cemaate öyle gelinmesine dair rivayetler de var. Buradan da anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazını kıldıktan sonra döner, kendi odasında, evinde iki rekat namaz kılardı. Bütün bu hadis-i şeriflerden anladığımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, daha burada bu kitabımız, daha da söyledik mi bilemiyorum ki, Kenzül İrfan'dan takip ederken birden İmam Nevevi'nin Riyad-ı Salihine gelmiştik. Çünkü Kenzül İrfan'da namazla ilgili hadis-i şerifler çok azdı. Bizim de bu dönemin sonuna doğru geliyor. Hiç olmazsa namazla alakalı bazı bilgileri biraz daha genişleyebilirim istedik tatile girmezden önce. İmam Nevevi bunları rivayet ediyor. Daha evvelki hadisler bunlarla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma namazında iki rekat namaz kıldığı önce dört rekat namaz kıldığı, sonra hutbe okuyup iki rekat farz kıldığı bu. Sonra yine İbn-i Ömer Hazretleri Efendimiz'in rivayetine göre namazdan sonra dört rekat kıldığı ya da iki rekat evine dönünce namaz kıldığı rivayetleri var. Görüyorsunuz farzlarda bir ihtilaf yoktur çünkü farzdır. Cenab-ı Allah'ın emridir, o muhakkak kılınacaktır. Sünnetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatı değişik şekilde görülmüştür. Alimlerimiz bu hadis-i şeriflere binaen namazları müştehit imamlarımız Şafii, Hanefi, Malikiler'de bazı kısmi değişiklikler arz edebilir. Biz Hanefiyiz. Memleketimizde Cuma namazı denince ezan okunduktan sonra biz bu namazı kılmaya koşarız. Ayet-i Kerime'de beyan buyurduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi diye müstakil bir sure vardır. Ve orada Allah-u Teala bizlere
يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ buyuruyor. وَذَرُوا الْبَيْعَ. Ey Müslümanlar, Cuma için çağrıldığınızda, yani ezan okunduğunda hemen Allah Celle Celaluhu'yu zikretmeye, yani Cuma namazına gidin. Namazda bazı rivayetler hutbenin de bir zikir olduğunu beyan buyuruyorlar. Çünkü hutbe de Cuma'nın şartlarındandır. فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ alışverişi bırakın. Onun için Cuma namazı saatinde erkeklerin alışveriş yapması haramdır. Bundan kazançları da haramdır. Bayanlar değil. Ya da Cuma kendilerine farz olmayanlar değil. Ezan okunduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetler değişiyor. Hutbeye çıktığında bazılarına iki rekat mescide gir, tahiyyatül mescid namazı kıl demiş. Cuma günü tahiyyatül mescid için kerahat yoktur. Rivayeti de var. Hanefi mezhebinde de var. Cuma'nın her saatinde camiye giren iki rekat tahiyyatül mescid kılabilir. Kerahat vaktinde kılmamanın daha eftal olduğunu söyleyen alimlerimiz de var. Kılmazsa kılmayız, daha eftaldır deyince de kılmayız ama kılanlara da müdahale etmeyiz. Şafii mezhebinden aramızda insanlar var. Onlar için hiç kerahat vakti yoktur mescitte. Her zaman kılabilirler. Gördüklerinizde de olu orta müdahale etmeyin. Bu tür müdahaleleri yapacak olan alimlerin, yani emri bir maruf, nehyani bir münker yapanların alim olması lazım. Mezhepler arasındaki farkları bilmesi lazım. Ola ki kendi mezhebindeki gibi zanneder de bir Müslümanın doğru işini yanlış gibi takdir edip azarlayabilir. Hoş olmayan bir duruma düşebilir. Dört rekat Cuma'nın ilk sünneti, iki rekat farz. Sonra Efendimiz dört rekat sünnet, iki rekatta öyle sünnet kıldık, altı kıldığı olmuştur. Bir de zuhru ahir namazı kılıyorlar ve Müslümanlar bunu da çok soruyorlar. Hocam bu zuhru ahir neyin nesildir diye. Biz teferruatta, yani fıkhi ihtilaflara girersek tabi uzar. Onun için bu işin bir özetini sunalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Cuma namazı bir yerde kılınıyordu. Ama daha sonra Müslümanlar değişik yerlerde Cuma namazı kılınınca bu konuda ihtilaf ettiler. Cuma namazı bir yerde kılınırsa olur, farklı farklı yerlerde kılınırsa olmaz mı ya da olur mu diye bir ihtilaf var. Daha çok Şafii mezhebindekiler bu konuda çok üzerine düşmüşler. Eğer özeti, bazı alimler Cuma namazı bir yerde kılınır, iki yerde kılınacaksa Cuma sahibi olmaz ya da ilk önce kılan sahibi olur ya da en büyük camide kılan iki kabul olur, diğerler olmaz demişler. Onun için Şafiler görüyorsunuz, Cuma namazı kıldıktan sonra cemaat halinde tekrar o günün öğle namazını kılarlar, cemaat da kılarlar. Bazıları da ihtiyaç var ise birden fazla yerde namaz kılmaya, bir yerde toplanmaya o cami almıyorsa bir beis yoktur, kılınabilir demişler. Bu durum bizim mezhebimize de sirayet ediyor. Yani Hanefilerde de var ama Hanefiler daha çok bunun üstünde Şafiler gibi durmamışlar. Son zamanlarda bir başka mesele, bu da Hanefilerin özellikle şart koştuğu bir husustur. Cuma namazı kılınması için Darul İslam olması lazım. Yani bir devlet başkanı, Müslüman bir devlet başkanı ya da onun görevlendirdiği birisi namaz kıldırır. Bu yoksa Cuma namazı farz olmaz. Diğer üç mezhebin dışında İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin iştihadı böyle. Burada da yine bir özete gidelim. Diyorlar ki Hanefiler, Darul Harp bile olsa Müslümanlar kendi aralarında anlaşır, razı oldukları bir imamın arkasında Cuma namazını kılarlarsa geçerlidir. O günün öğle namazının yerine geçer, namaz sahiptir. Şimdi bu görüşe göre demek ki Müslümanlar bir araya gelir, bildikleri, tanıdıkları, imanına güvendikleri ve razı oldukları bir imamın arkasında
namaz kılarlarsa namaz sahihtir, geçerlidir. Namaz olmalı diye bir söz yok. Zuhru ahire şöyle niyet ediyor bazı alimler. Vaktine yetişip de üzerimizden düş veya son öğle namazını kılmaya niyet etti. Nedir bu? Zuhru ahir, yani öbür öğle namazı. Şayet cuma namazımız kabul olmamış ise bari bir öğle namazını kılalım. Hiç olmazsa öğle namazını kılmakla cuma namazımız, yani o günkü namazımız kaybolmasın diyorlar. Eğer o günkü cuma namazımız sahihse vaktine yetişip de kılamadığımız son öğle namazı üstümüzden düşer. Bunu da kılarken 4 rekatın 4'ünde de Fatiha ile beraber Zamm-ı Sure koşmayı efendim tavsiye edilir. Çünkü ola ki kazası da gitmiştir, nafile bir namaza dönüşmüştür. Aslında bir şey daha var. Bizim memleketimizde Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İbni'nin çok meşhurdur, çok okunur. Ve ondaki olan bilgiler de muhakkaktır. Onda olan bir bilgi ama biraz derinleştikçe, farklı kitaplar okudukça arada biz farklılıklara rastlıyoruz tabi. Zamm-ı Sure farz namazların 3. ve 4. rekatında okunmaz. Okunursa rükû geciktirildiği için seher secdesi icap eder diyor hatırladığım kadarıyla. Ama öyle değil diyor bazı kitaplarımız. Mesela İbn-i Abidin'de, bizde çok meşhur bir kitaptır. Farz namazların 3. ve 4. rekatında Zamm-ı Sure okunursa sehv secdesi gerekmez. Belki de eftaldır, okumak daha faziletli dedi. Bunu şunun için söylüyorum. Zuhru ahir her ne kadar öğle namazının farzı yerine geçse bile 3. ve 4. rekatlarda Zamm-ı Sure okunur. Aslında da zaten bütün farzlarda okunur. Bu bilgiyi teyit etmek için bunu söyledim. Bazı alimlerimiz de şöyle söylemiştir Hanefilerde. Namazımızda şüphe etmeye gerek yoktur. Cuma namazı farzdır. Cuma namazı bir yerde değil birden fazla yerde de kılınır. Gerçekten İslam dini de akıl, mantık ve fıtrat dinidir. İstanbul gibi 15 milyon nüfusu olan yerde yaşayan Müslümanları bir musallada, bir camide toplamak mümkün değildir. Cenab-ı Allah evveli de ahirete bilir. New York'ta, Paris'te Müslümanlar namaz kılacak ve bir yerde toplanıp namaz kılacaklar. Bu mümkün değildir. Namaz Allah'ın bir emridir. Öyleyse ayrı mekanlarda da namaz kılınabilir, şartlarına uygun. Biz namazımızı kılacağız. Darül Harp bile olsa Müslümanlar bir araya geldiklerinde namazları caiz olduğuna göre cuma namazı kılınacak ve bunda da hiç şek, şüphe, tereddüt yoktur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Mevzuyu bitireyim sorursunuz. Dolayısıyla şayet cuma namazımız kabul olmazsa diye şek şüphe ile bir namaz da kılmaya gerek yoktur. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Evet, cuma namazımız sahihtir inşallah. Ciddi bir iştir. İbadet yapıyoruz ve kabul olduğuna inanarak namaz kılıyoruz. Cuma namazımızı kıldığımız zaman biz kabul olacağına, sahih olacağına inanarak kılıyoruz. Namazımızda şüphe yok. Dolayısıyla zuhru ahir kılmayan Müslümanlara kızamayız. Ayıplayamayız. Zaten sünnet namazı terk eden insanlar kınanmaz, ayıplanmaz. Dolayısıyla bazı insanlar bazı yerlerde, mesela Kayseri gibi yerlerde aklıma geliyor, zuhru ahiri hiç kılmadığında şehir olarak deniliyor. Yadırgamayalım. Ya da bizim aramızda birisi zuhru ahiri kılmadan giderse yadırgamayalım, ayıplamayalım. Ama tavsiye olunur. Yani namazı kılmak istiyorlarsa zuhru ahir, hiç olmazsa geçmişte kaza namazı varsa onun yerine geçer. Artı namazdır. Daha fazla namaz kılmak daha fazla sevap kazanmaktır. İnsanları teşvik etmek de güzeldir. Ama dediğim gibi işte adam devlet memurudur, öğrencidir. İşte bir sebeple ayrılması lazım geliyor ve kılmıyor. Bundan dolayı da ayıplamaya gerek yoktur. Evet, şimdi
Soruyalım. Demin imamlarınıza güvendiğiniz kişiyi imam seçip kıldırabilirsiniz demiştiniz ya. Hutbe ne olacak peki hocam? Hangisi? Mesela diyelim ki hutbeyi okumasını bilmiyor yani. Yok canım, camiyi seçtiğin imam hem namaz kıldırmasını bilir. Hayır, içinizden biri dediniz de ben onun için sordum yani hocam. İşte yani. Diyelim ki bir yola gittiniz mesela yani. şöyle söylemek istiyorlar size. Bugün imamları tayin edilmiş, hazır buluyoruz. Cuma namazında Hanefiler devlet başkanı seçmesinin sebebi şudur diyorlar, hikmeti. Diğer üç mezhepte yok, bizim mezhepte var diyoruz ya. Cuma namazı o memlekette, o memleketin yönetimde, idarede en yetkili, en büyük insanı kıldırır. Başşehirde devlet başkanı kıldırır. İslam devlet başkanı, halife veya yerine vekil tayin eder, o kıldırır. Şehirlerde de valiler kıldırır İslam devletinde. Bu şehrin valisi benim demektir. Söz, benim sözüm, yetki, yönetim benimdir demektir. Ve şerefli de bir görevdir. İnsanlar bu görevi ele geçirmek için sen olacaksın, yok ben olacağım, bizim sülale, bizim kabile olacak diye rekabet eder, ihtimal ki birbirleriyle münakaşa edebilir, kavga edebilirler. Devlet başkanı olursa kavgaya gerek kalmaz, ya kendi kıldırır, ya emrettiği kıldırır, böylece düzen sağlanır diyorlar. Başlık budur diyorlar. Şimdi de böyle bir kargaşa, böyle bir kaos, anarşiye ihtimal yok. Zaten görevler var. Namazı kıldırdığı için o şart bir nevi kalkar diyorlar. Şöyle ya da böyle. Müslümanlar razı oldu demekten kastım şudur. Cami görevlileri bellidir ve siz burada 50, 60, 70, 100 tane cami var. Bunlardan hoşunuza giden, güvendiğiniz, inancına itimat ettiğiniz imamın arkasında gider namazı kılarsınız. Onu kastediyorum yani. Siz kendiniz seçer, gittiniz değil. O zaman kavga gene çıkar. İmam der ki, buranın imamı benim, herkese cuma namazı kıldırmam der. Efendim, belki akla şöyle bir soru gelir. Yani bu memlekette arkasında namaz kılamayacağımız imam da mı olur? Olur, olur. İnsanlık abi. Olur, olur yani. Bu kadarcık bir şey söylüyoruz. Hocam biz zuhru ahiri nasıl niyet edip nasıl kılacağız? Ya zuhru ahir diyeceksin. Aslında kalbin bilmesi şart. Yani vaktine eriştin o gün. Vaktine eriştin ama eda edemedin öğle namazını. Şayet cuma namazı farz kabul olmazsa o günün öğlesi üstünde borçtur ya. Evet. Onu düşünmeye çalışıyoruz. Ya Rabbi rızanı seyredin için vaktini erişip de kılamadığın son öğle namazını kılmaya diyeceğiz. Farzını kılmaya diyeceğiz. Farzını. Ya da bunu kastediyorsun, zuhur ahir diyeceksin veya hiçbir şey demeyeceksin. Ne demek? Niyet kalbin işidir. Dille söylemek şart değildir. Ne yaptığını biliyor musun sen? Allah'a ekber demeden evvel ne yaptığını biliyor musun? Biliyorsun. Zuhur ahir kılacaksın. Bu niyettir zaten. Dilimle söylesen daha güzel olur. O kadar. Üçüncü, dördüncü rekatta Zammı Sûre okuyacak mıyız? Evet. Yalnız Fatiha mı okuyacak? Evet, okuyacağız. Daha faziletlidir. Evet. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi ve Sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.